Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 serici sınavlarında çıkacak serici 1, 2, 3, 4 karışık örnek sınav sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar diliyorum ve sınava geçiyorum arkadaşlar. Soru 1. Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir? A. İndirme, bindirme veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları. B. Türkiye'ye demir yolu, deniz yolu veya hava yoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları. C. Türkiye'den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları. D. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye'ye yapılan ikili taşımaları. Burada bize uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir arkadaşlar diyor. Uluslararası bir ülkeden bir ülkeye olacak, biliyorsunuz ki. Uluslararası bir yolcu, uluslararası 3'te kargo eşyaydı, biliyorsunuz. Burada cevabımız Adana. Evet. İkinci sorumuz. Karayolu zorunlu mali sorumlu sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır? Kasko sigortasından, mali sorumlu sigortasından, kaza sigortasından, karayolu trafik garanti sigorta hesabından. Burada dikkat edin. Karayolu zorunlu mali sorumlu sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu araçların kişilere verdiği zararları karayolu trafik garanti fonundan karşılanır. Cevabımız Denizli. Üçüncü soruya bakalım. Uluslararası eşya taşıyan araçların güzergah kat etme süreleri hangi bakanlık tarafından tespit ve ilan edilir? A. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, B. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, C. İçişleri Bakanlığı, D. Dışişleri Bakanlığı. Evet. Arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı tarafından tespit ediliyor. Bilginiz olsun. Ceyhan. Dördüncü sorumuz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder? A. Taşıma hattı, B. Taşıma güzergahı, C. Düzenli taşıma, D. Arizi taşıma. Evet. Taşıma güzergahı Bursa. Beşinci soruya bakalım. Beşinci sorumuz. Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir? A. Geçiş hakkı, B. Geçiş kolaylığı, C. Geçiş üstünlüğü, D. Geçiş önceliği. Şıklara baktığımız zaman cevabımız C'de verilmiş, geçiş üstünlüğü. Altıncı sorumuz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz? C1, C2, M1, M2. Evet. Burada yine baktığımız zaman C1 yetki belgesi sözleşmeli taşıtları kullanamaz Adana. YouTube Nedim Şeker Akademisi sizin kanalınız arkadaşlar. Emeğe saygı bakımından abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Soruları çözmeye devam ediyoruz. 6. 7. sorumuz. Bakalım 7. sorumuz. İlk yardımla ilgili sorulan bir soru. Bilinci açık,
göğüs ağrısı olan hasta yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir? A. Yarı oturuş pozisyonu, B. Sırt üstü yatış pozisyonu, C. Yan yatış, D. Yüzü koyun yatış pozisyonu. Evet, bilinci açık göğüs ağrısı olan yarı oturuş pozisyonunda sevk edilmelidir. Cevabımız Adana. 8. soruya bakalım. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az 2 şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır? 7 saat, 8 saat, 10 saat, 12 saat. Evet. Trafik sorumuz 8 saat dinlenmesi gerekiyor. Bursa. 9. sorumuz tehlikeli madde ile ilgili madde araçla ilgili gelmiş sorumuz. Bakalım. Yerleşim yeri dışında seyreden şekildeki araçlar arasındaki en az kaç metre mesafe olmalıdır? Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü önündeki araçla yerleşim yerleri dışında her zaman 50 ile takip etmesi gerekiyor, biliyorsunuz. Şıklara baktığımız zaman 20, 30, 40, 50. Cevabımız Denizli'de verilmiş, bakın 50. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim yerleri içerisinde 30, yerleşim yerleri dışında şehir arası yollarda 50, bölünmüş yollarda 60, otoyolda azami hızı 70'tir. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 2 adet yangın söndürme cihazı ve 6'şar kilogram olması gerekiyor. 10. soruya bakalım. 10. sorumuz hemen. Yurt içi ve uluslararası taşımalarda yolcunun kaç kilograma kadar ücretsiz bagaj hakkı vardır? 20, 30, 40, 45. Evet, bu soru da yine sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisi. 30 kilograma kadar ücretsizdir. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi insandan yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri ifade eder? Varış noktası, düzenli sefer, kalkış noktası ve mekik sefer. Evet, kalkış noktasını ifade eder. Cevabımız Ceyhan. 12. soruya bakalım. 12. sorumuz kaçakçılıkla ilgili bir soru. Kaçakçılıkta mücadele kanununa göre gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokan kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası verilir. B. İki katı idari para cezası verilir. C. Eşyanın değerinin 10 katı idari para cezası verilir. D. Eşyanın gümrüklenmiş değerinin 20 katı idari para cezası verilir. Burada eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası verilir olan seçeneğimiz Bursa. 13. sorumuz. 4925 sayılı karayolu taşıma kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Acentelik taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar. Taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptıramazlar. Doğrudur. B. Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir. Yapılamaz. C. Taşıma işleri komisyoncularının kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur. Doğrudur. D. Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatta yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludurlar. Doğrudur. Burada hangisi yanlıştır soruluyor bize. Hemen baktığımızda Bursa seçeneğinde verilen yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir. Komisyonculuk yapılamaz. Evet, 14. soruya bakalım. 14. sorumuz
Karayolu taşıma yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklarda dahil takip edilen yolu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Taşıma güzergahı, B. Taşıma hattı, C. Taşımacılık, D. Taşıma. Evet, burada baktığımız zaman taşıma güzergahıdır. Cevap Adana. Tarifeli yolcu taşıma, önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek bunlara uyularak yapılan düzenli yolcu taşımalarını ifade eder. Tarifesiz yolcu taşıma, önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin grup yolcu durumuna göre arizi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz yolcu taşımalarını ifade eder. Taşıma hattı düzenli yük ve yolcu taşımacılığında taşımanın başladığı nokta ile bitiş noktası arasındaki yerleşim yerlerinin tümünün genel adıdır. Taşıma güzergahı da bilindiği gibi taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklarda dahil takip edilen yolu bize belirtir. Evet. Ara durak nedir? Ara durak, ara durakta bildiğiniz gibi düzenli yolcu taşımacılığında kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcunun inip bindiği yerdir ara duraklar. 15. soruya bakalım. 15. sorumuz Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız tespiti yapan cihazların yerlerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Para cezası, B. Trafikten men, C. Para cezası ve hapis cezası, D. Para cezası yoktur. Evet, yine seçenekleri incelediğimizde C seçeneğinde verilen cevabımız para cezası ve hapis cezası vardır. 16. sorumuz Karayolu Taşıma Kanunu'na göre sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar? 1, 2, 3, 4. Tabii ki 2 yılda zaman aşımına uğruyor. Cevap Bursa. 17. soruya bakalım. 17. sorumuz Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Belli bir zaman tarifesi yoktur. B. Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir. C. Belli bir ücret tarifesi yoktur. D. Bilet kesilmesi zorunludur. Evet, tarifeli yolcu taşımacılığında bilet kesilmesi zorunludur. Cevap Denizli. Tarifeli düzenli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Tarifesiz düzensiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz. Evet. Yine aynı şekilde yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar. Yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadır. Yolcuların 30 kilograma kadar olan bagajlarını ücretsiz taşımak zorundadırlar. Yetki belge sahipleri her seferde bir yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir. On sekizinci sorumuz kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara yol verir. Evet. Doğrudur. Bakın A seçeneği doğrudur. B seçeneğine bakalım. Motorlu araçlardan soldaki sağdan gelene araca yol verir. Evet, soldaki sağdan gelene devamlı yol vermek zorundadır. Kontrolsüz kavşaklarda da lastik tekerlekli traktörler diğer motorlu araçlara yol verirler. Doğrudur. Motorlu araçlardan sağdaki soldan gelene yol verir. Evet arkadaşlar bu yanlış. Soldaki sağdakine yol verecek cevap Denizli. 19. sorumuz. Seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa ne olur? Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır. Evet, doğrudur. Cevabımız Adana. Patlayan lastik yönüne doğru dönmeye başlar araç. Evet, cevap Adana. 19. sorumuz. 20. soruya bakalım. Bakmadan önce lastiklerle ilgili bir açıklama yapalım arkadaşlar. Seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır. Seyir halinde ön lastiği patlarsa aracınızın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar. 20. soruya bakalım. 20. sorumuz. Karayolu trafik kanununa göre aşağıdaki durumların hangisinde aracı işletenin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz? Kazanın mücbir sebepten kaynaklanması A. B. Kazanın zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması. C. Kazanın sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması. D. Kazanın üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması. Burada cevabımız Ceyhan. Kazanın sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması durumunda. Evet, Ceyhan. 21. sorumuz. Karayolu Taşıma Yönetmenliğine göre B1 ve B2 yetki belgeleri iki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz? 10, 12, 15, 20. Evet, 20 yaşından büyük olamaz. Cevabımız Denizli. 22. sorumuz bir veya birden fazla gönderenden toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir? Kargo, acente, nakliyat ambarı, nakliyat ambarı işletmecisi. Evet, burada da baktığınız gibi burada bakın nakliyat ambarından bahsetmiş cevabımız Ceyhan. 23. sorumuza bakalım. 23. sorumuz. Karayolu Taşıma Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi taşımanın genel kurallarından birisi değildir? Ekonomik olmalıdır. Serbest rekabet ortamı dışında olmalıdır. C. Güvenli olmalıdır. D. Kamu yararını gözetmelidir. Evet, dikkat ederseniz burada hangisi değildir diyor. Serbest rekabet ortamı dışında olmalıdır diyor. Yanlış. 24. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. B. Romok ve yarı romoklarda yaş şartı aranmaz. C. Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, romok ve yarı romokların kapalı kasa veya tenteneli veya brandalı olması şart değildir. Hayır arkadaşlar bakın burada yanlış cevabımız tenteneli olmalıdır, kapalı olmalıdır. Cevap branda olması şart değildir diyor. Branda mutlaka olması gerekiyor. Ceyhan. Denizli yoklarım kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır. Doğrudur. Evet. 25. sorumuz.
Tır karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir? 30, 45, 60, 90. Evet, bildiğiniz gibi 60 gün geçerlidir tır karnesi alındığı gün itibariyle. Ceyhan, 26. soruya bakalım. 26. sorumuz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır? Burada yine baktığımız zaman her 10 koltuk için en az 1 adet diyor. Her 14 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi bulunmalıdır. Evet, burada dikkat ederseniz evet 26. sorunun cevabı Bursa arkadaşlar. Her 14 koltuk için bakın en az 1 adet boyun korsesi bulunmak zorundadır. Evet, Bursa. 27. sorumuz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımalarında bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan 1 saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir? 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Burada yine baktığımız zaman 10 dakika öncesine ve sonrasına ek sefer konabiliyor. Bursa cevabımız. Evet. 28. sorumuz. 28. soruya bakalım. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir? Burada baktığımız zaman taşıtın kasko değeridir arkadaşlar. Evet, cevabımız direkt Adana'da verilmiş bakın. Taşıtın kasko değeridir. 29. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamı dışındadır? Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları, resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar. Evet, bunların her ikisi de var arkadaşlar. Kapsamdır. 3 tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar kapsam dışıdır. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerle biliyorsunuz bu da yine taşıma kanunu kapsamındadır. Ama Ceyhan'da verilen yanlıştır. 3 tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. Evet, 30. soruya geldik. 30'a bakalım, 30. sorumuz. Evet, 30. soruya baktığımız zaman evet, 30. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Özel kafeslerinde evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Doğrudur. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınabilir. Taşınamaz arkadaşlar. Yanlış. Evet, burası yanlış. Beraberinde olmayan dediğine göre Bursa yanlıştır. 31. sorumuz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Terminallerde yolcu indirilip bindirilebilir. Doğrudur. B. Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acente olmalıdır. Doğrudur. C. Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir. Hayır, kullanılamaz. Yanlıştır. Terminal veya ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilemez. Doğrudur. Evet. 32. soruya bakalım. 32. sorumuz. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü
araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir? Mola vermeden ne kadar araç kullanabilir diyor. Burada da baktığımız zaman 3 saat 30 dakika. 4 saat, 4 saat 30 dakika, 5 saat 30 dakika. Evet arkadaşlar, en fazla 3 saat 30 dakika araç kullanabilir. Cevabımız Adana. 33. soruya bakalım. Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir? Dış denetim algısı, B iç denetim algısı, C şans algısı, D öz yetkinlik algısı. Evet. Baktığımız zaman yine iç denetim algısı yüksektir Bursa. 34. sorumuz, yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? Tabii ki sesli ve ışıklı işaretler vererek normal trafikte kullanabilirsiniz. Cevap Ceyhan. 35. soru, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmenliği'ne göre A1 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal taşıta sahip olmaları şarttır? A en az bir özmal taşıta sahip olması, B en az 2, C en az 3 özmal taşıt, D en az 4 özmal taşıta sahip olmaları şarttır. Evet. Burada arkadaşlar A1 yetki belgesi için başvuranların en az 4 özmal taşıta sahip olması şarttır. Cevap Denizli. 36. soruya bakalım. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmenliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi tarifeli taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eder? A taşıma hattı, taşıma güzergahı, düzenli taşıma ve arizi taşıma. Tabii ki burada taşıma hattı cevap Adana. 37. soruya bakalım. 37 sorumuz. İşletmelerde işçiler, yöneticiler ve sendika temsilcilerinin birlikte iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri yürüttüğü mekanizmalara ne ad verilmektedir? İş Sağlığı Komitesi, B İş Güvenliği Komitesi, C İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, D İş Gören Destek Kurulu. Evet, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu adı verilir. Cevap Ceyhan. 38. sorumuz, son sorulara geliyoruz arkadaşlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tarifeli taşımacılıkta belli bir zaman tarifesi yoktur. Vardır. Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir. Hayır. Belli bir ücret tarifesi yoktur. Vardır. Bilet kesilmesi zorunludur. Evet, bilet kesilmesi zorunludur. Cevap Denizli. Evet, 39. soruya bakalım. 39. sorumuz yine kaçakçılıkla ilgili bir soru. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokan kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası verilir. B. Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. C. Eşyanın gümrüklenmiş değerinin 10 katı. D. Eşyanın gümrüklenmiş değerinin 20 katı. Evet, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı ceza verilir. Cevap Bursa.
40. sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir? A. Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. B. Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir. B. C. Yetki belgesi sahipleri çalışanlarının ücretlerini sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadır. D. Taşıma işlerinde istihdam edilenler iş yeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar. Evet. Burada da baktığımız zaman istihdam edilenin hakları ve sorumlulukları arasında değildir. Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir. Hayır. İş yerine gireceğiniz zaman mutlaka bir sözleşme imzalamak zorundasınız. Cevap Bursa. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. %100 SRC uygulama ve yazılı sınav sorularını kanalımdan mutlaka çözün arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sınav kazanma garantili örnek soruları kaçırmayın. Hoşça kalın.